Ya baba, keşke bir takım elbise alsaydık. Senin düğünden kalma damatlıkla kız istemeye gidiyoruz. Bunu buduna davet. Zaten geçinemiyoruz. Kız istemen zamanı mıydı şimdi? Tam zamanı baba. Koronadan dolayı düğün salonları kapalı. Kafadan 20 bin lira kardayız. Şimdi bu kız tarafının bir ton istiyor olacak. Basık parası istemeseler bari. Ne başla abi? Saçmalama. Ben daha önce kızla konuştum. Hangi devirde yaşıyoruz? İyi bari. Yürüyün gidelim. Lan bu takım elbise de aynen Azar babanın boş yolda giydiği takım elbiseye benziyor. Kizi Galip. Ne 200 lirası la bu? Oo, bunlar en başından cimri çıktı. Ayak bastı parası. Ver baba ver, adettendir. Ulan sanki cezaevine gidiyoruz. Baba, salon kapısına tutmuşlar. Ver baba ver, bir 200 lirik daha ver. İnşallah bu kapı direkt salona çıkıyordur. Bey baba, ben gelenin kardeşiyim. 200 lirik atıştırın, şu kuponu bir yatırayım. Ver bakayım. Oo, ver baba ver. Hanover'ın kendi evinde puan kaybetmeye tahammülü yok. Kesin tutar bu kupon. Koltuğu atılmadan parayı bitirdik. Sade kahve 50 TL, orta şekerli 75 TL, şekerli 100 TL, tuzlu 200 TL. Aynen, bunlar fazla bir şey istemiyordu. Sağ ol kızım, ben içmiyorum. Ben bir tuzlu kahve alayım, maksat adet yerini bulsun. Lokumdan ekstra ücret alıyorlar. Evet efendim, biz kızımızın rahat etmesini istiyoruz. O nedenle 2 metre zincir 120 gram olacak. Ayrıca bir tane de his küpesi istiyoruz. 3 adet de nişan yüzüğü. 3 adet nişan yüzüğünü ne yapacağım lan? Biri damada, biri geline, bir de bizim hanıma. Ne zamandır yüzük isteyip duruyordu. He, tamam öyleyse. Siz bir şey istemiyor musunuz? Bir yıllık Bein Sports üyeli, bir yıllık da Netflix üyeli benim için yeterlidir. Suyun borcu anladın mı? 1 adet frenk bağı. Ceryanın borcu anladın mı? 10 adet burma bilezik. Telefonun borcu anladın mı? 1 adet altın kemer. Vergi borcu anladın mı? Yatak odası, mutfak takımı, salon takımını da aldınız mı? Yarısı tamamdır. Bakkalın borcu da var anladın mı? Bizim oğlan da PlayStation 5 istiyordu, onu da söyle. Gördün mü baba? Sana başlık parası istemiyorlardı demiştim. Ulan başlık parası isteselerdi daha az paramız giderdi. Peygamber Efendimiz, evliliğin en güzeli külfeti az olan demiştir. Evliliği kolaylaştırın, zorlaştırmayın diye buyurmuştur. Sizin gibiler yüzünden gencecik çocuklar evlenemez oldu. Yürüyün gidelim.